I know this sounds insane, but this is an insane world. We have to come for them before they come for us. It's that simple. This is where it all starts tomorrow. Çok heyecanlı. Merhaba Eylem Plan takipçileri, yeni bir 24 Kare Alan bölümüne hoş geldiniz. 24 Kare Alan'ın bu bölümünde Walking Dead'in 6. sezonunun ilk bölümüne bakacağız. Geçtiğimiz günlerde sinematik gerilim üzerine yeni bir bölüm hazırlamıştım hatırlıyorsanız. Walking Dead'in de bu ilk bölümünü izlerken bölümün sinematik gerilime çok iyi bir örnek olduğunu fark ettim ve bunu sizlerle hemen paylaşmak istedim. Şimdi bölümün açılışını başta birazcık izlediniz. Ben bölümün açılışını ilk izlediğimde biraz unutkan bir insanım. Bu karakterler ne zaman diziye katıldı? Ben bunları niye tanımıyorum? Buraya ne zaman geldik? Ben son sezonu bu kadar mı unuttum diye panik yaşarken jenerikten sonraki sahnede tabii ki her şey bir anda aydınlandı. Şimdi bu bölüm başlangıcında neler hissettik? Bir onu düşünelim öncelikle. Çok heyecanlı bir sahne. Bir planlar yapılıyor. Bir rota izlenecek ve bir anda beklenmedik bir sürpriz oluyor. Bütün planlar alt üst oluyor ve daha denemelerini yapmadan bir an önce aksiyona geçmek zorundalar. Ve bölüm büyük bir heyecanla başlıyor ve kesiyoruz. Çok sakin, siyah beyaz kadrajdan anladığımız şekliyle geçmişe doğru gidiyoruz. Burada bizim bahsettiğimiz sinematik gerilime nasıl bir örnek var? Sinematik gerilimden bahsederken karakterlerin bilmediği ama bizim bildiğimiz bir şey olması gerekiyor demiştik. Burada da karakterlerin ileride yaşayacağı çok heyecanlı bir durumu önceden görme şansımız oluyor. Bunu önceden görünce ne oluyor? Çok heyecanlı bir sahne var ileride ama biz bir anda diyalogla yürüyen, gayet sessiz, sakin, hüzünlü bir sahneye kesiyoruz. Şimdi başta bu aksiyon dolu kısmın olmadığını düşünün ve bölüme direkt bu sahneyle başladığımızı düşünün. Direkt böyle başlasaydık nasıl bir atmosfer olurdu bölümde? Gördüğünüz gibi daha önce de değindiğimiz gibi tek bir planın yerini bile değiştirerek bütün bölümün hissiyatının nasıl algılanacağını değiştirebiliyoruz. Bu teknik dizilerde çok yaygın kullanılmakla beraber filmlerde de bol bol görebildiğimiz bir teknik. Yani sakin başlayan, durağan veya sıkıcı başlayan bir şeyi ileride olacak heyecanlı bir şeyi önceden göstererek o sahneye doğru bir beklenti yaratıyoruz. Bu bölümde aynı zamanda paralel kurgu dediğimiz bir teknik de kullanılıyor. Paralel kurgu üzerine ayrı bir video yapacağız ama özetlememiz gerekirse aynı anda veya buradaki örnekte olduğu gibi farklı zamanlarda gerçekleşen iki olayı bir ona keserek aktarma tekniğine biz paralel kurgu diyoruz. Burada da bir olaya geliş sürecimizi izlerken bir yandan da olayın oluşunu izliyoruz. Yani toplamda yaklaşık 6-7 dakikalık bir aksiyon varken bölümde, yani aslında çok sıkıcı bir bölümken, bunu bütün bölüme paralel kurgu teknikleriyle yayarak gayet sürükleyici bir bölüm oluşturulmuş oluyor. İşte burada sinematik gerilimin kullanımına iyi bir örnek görmüş oluyoruz. Umarım sizler için faydalı bir bölüm olmuştur. Hızlı, kısa bir bölüm olmasını istedim ama bilgi dolu bir bölüm olmasını istedim. Bölümü beğendiyseniz paylaşmayı, beğenmeyi, takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanala da takip etmenizi bekliyorum. Sizin başka yakaladığınız paralel kurgu veya sinematik gerilim örnekleri var mı? Lütfen yorumlarda paylaşın. Birlikte inceleyelim. Belki de bir sonraki bölümün konusu sizin seçtiğiniz konu olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.